Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Recep Taşel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 11 ilde büyük yıkıma ve 40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından hükümetin deprem bölgesine geç müdahale ettiğini söyledi. Taşel, bilim insanlarının yetkilileri defalarca uyarmasına rağmen iktidarın uyarılara kulak asmadığını öne sürdü. Bu kadar can kaybı olması nedenlerinden bir tanesi de devletin 48 saat deprem bölgesine geç gitmesi. Sivil yurttaşlarımızdan daha sonra, yani yaklaşık 48 saat sonra bölgede AFAD ekipleri olabilirdi, arama kurtarma ekipleri oldu. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri dahi havaalanlarında bekletildi ve bugünlere kadar geldik. Dün bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı gecikmeyi kabul etti ve helallik istedi. Değerli arkadaşlar, helallik isteyerek bu kadar büyük bir problemin, bu kadar can kaybının fazla olmasına neden olan gecikmeden kurtulunamaz. Helallik değil, depreme hazırlık gerekliydi. Bildiğiniz gibi depreme hazırlık yapılmadı. 20 yılda 9 kez imar affı çıkarıldı deprem bölgesi olmamıza rağmen. Toplanan vergilerin nerede harcandığını hiçbir zaman şeffaf bir şekilde bilemedik. Şu anda geldiğimiz noktada da depremin ne kadar ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu olduğunu hep birlikte tespit etmiş olduk. Bedelini ağır ödedik. Tabii ki inanılmaz üzüntülüyüz. Ancak bundan sonra yeni bir anlayışa, yeni bir belki bu krizden yeniden bir hikayeye ihtiyacı var ülkenin, yeniden yapılanmaya, topyekün depremle yaşayarak, ancak depreme önlem alarak yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. O nedenle hemen bildiğimiz gibi enkazlar kaldırılıyor. Bilim insanları uyarmasına rağmen bu artçı depremler nedeniyle beton atılmasının dahi ne kadar sakıncalı olduğunu sürekli hatırlatmalarına rağmen yine beton kafalı iktidar, tek kişilik iktidar yine beton üzerinden oradaki enkazları hızla kaldırarak, daha cenazelere ulaşılmadan enkazları kaldırarak orada bir hızlı bir şekilde imar çalışması yapacağını, yeni konutlar yapacağını millete söyleyerek aslında bir akıl tutulması yaşıyor.